Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar da artık Washington'a döndüler ve birlikteler. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Ruşen. Evet, hoş geldiniz yuvanıza diyeyim. Şehrinize döndünüz nihayet. Şimdi Ömer, konuşacak çok şey var ama önce şu Venezuela ile bir başlayalım. Bir darbe girişimi oldu. Maduro bastırdığını söyledi ama ortalık karışık hala ve Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şekilde darbecileri destekledi. Bunu biliyoruz. Trump'ın ve Pompeo'nun ve diğerlerinin açıklaması, John Bolton'ın açıklamaları vesaire. An itibariyle neler oluyor? Sen nasıl görüyorsun? Şimdi dün ulusal güvenlik danışmanı John Bolton kameraların karşısına geçerek şu anda rejim değişikliği açısından önemli bir noktadayız mesajını verdi. Ve çok önemli detaylar da paylaştı. Aynı zaman dilimi içinde Pompeo Dışişleri Bakanı da Maduro'nun ülkeden Küba'ya geçeceğini, bir uçağın şu anda hazır olduğunu söyledi. Yani Amerikan kamuoyunu bir şekilde bir darbenin geldiğine ve bu darbenin demokrasiyi getireceğine ikna etmeye çalıştılar. Hatta Savunma Bakanı'nın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton isimleri söyleyerek, Savunma Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Muhafızlarının başındaki askeri tabur şu anda Maduro'yu terk etti. Maduro son saatlerini geçiriyor. Caracas'ta mesajını verdiler. O sırada tabii tüm bunlara neden olan şey muhalefet lideri ve toplam 50 ülkenin meşru lider olarak tanıdığı, meclis tarafından da şu anda ülkenin lideri olarak kabul edilen Guaido çok ciddi bir askeri hamlede bulundu. Neydi bu askeri hamle? Askeri bir üste askerleri rejime karşı ayaklanmaya çağırdı. Ve ülke yaklaşık bir 8-9 saat kaos yaşadı. Benim anlayabildiğim kadarıyla daha alt rütbeli subaylar muhalefet lideri Guaido'nun yanında yer alırken üst kesim generaller hala Maduro'ya belirli bir sadakat gösteriyorlar. Fakat ordu kırılmış durumda. Yani ordu içinde bir kırılma var. Bugün itibariyle şunu net olarak söyleyebiliriz. Ne Maduro ne de Guaido tam olarak kurumsal üstünlük sağlayabilmiş değil. Hala Maduro'nun elinde güçlü askeri birlikler var. Guaido'ya da destek veren belirli birlikler de var. Dolayısıyla iki taraf da birbirine tam olarak üstünlük sağlayamıyor. Fakat burada da kan gövdeyi götürmüyor açıkçası. Yani 69 yaralıdan bahsediliyor. Toplam kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ekranlara yansıyan zırhlı araçların kalabalığın içine giriş sahnesi var. Kurşunlar atılıyor, silah sesleri geliyor. Fakat böyle yüzlerce ölüden ve kanlı bir darbe girişiminden bahsetmek için erken. Yani mesela Türkiye ile kıyasladığımızda, Türkiye'de de bir kaos yaşandı 15 Temmuz'da. 250 kişi öldü bir gün içinde. Böyle bir durum yaşanmıyor ülkede. Fakat şurası açık, Amerikan siyasetinde artık Venezuela 2020 seçimleri için bir piyon haline gelmiş durumda. Trump, Latin Amerika'da komünizmin kazanmasına izin vermeyeceğiz mesajıyla yola çıkıp, Cumhuriyetçiler genelde Maduro'ya karşı bir pozisyon alırken, Bernie Sanders gibi isimler demokratların içinde Maduro'ya diktatör demek istemiyorlar. Yani onlar da bir bakıma solu temsil ediyorlar. Bu Trump'a demokratları ve demokratların daha sol kesimini sosyalist olarak tanımlama imkanı tanıyor. Ve Amerikan siyaseti içinde de sol bütünüyle Maduro'ya angaje olmuş durumdayken sağ kesim kesinlikle karşı tarafı Guaido'yu bir kurtarıcı olarak görüyor. Bu arada Guaido kendisi sosyal demokrat. Yani sola yakın bir isim. Dolayısıyla Venezuela'nın gerçekleriyle, Venezuela'nın siyasi, sosyal, ekonomik gerçekleriyle Amerika'daki tartışma, hatta bir açıdan Batı'daki tartışma pek örtüşmüyor. Gönül, sana şunu sormak istiyorum. Malum biz burada hep İran tartışıyoruz, başka ülkeleri de tartışıyoruz ama özellikle İran'da hep bir rejim değişikliği istiyor mu Amerika deyip hep geçmişte yaşanan bir takım örnekler ki İran'ın zamanında Mossad'ın CIA tarafından devrilmesi örneği de var. Hep o hatırlatılır. Şimdi bu devirler geride kaldı sözleri edilirken burada açık bir şekilde hemen yakınındaki bir ülkeye Amerikan yönetimi açık bir şekilde rejim değişikliği için
destek veriyor ve destek sadece anlaşıldığı kadarıyla sözlü bir destek de değil herhalde. Detayları daha sonra ortaya çıkar. Bu yeniden Trump'la beraber tüm dünyada böyle beğenmedikleri rejimleri şu ya da bu şekilde devirme döneminin de ilanı diyebilir miyiz buna? Aslında söylem olarak öyle Ruşen. Yani bir mesela daha dün zannediyorum Amerikan tarafından bir açıklama geldi. Venezuela'ya askeri müdahalenin mümkün olacağını söyledi. Fakat şöyle de bir tartışma var. Bu dediğim gibi aslında İran'la başlayan bir tartışmaydı. Çünkü malum Obama yönetiminin bu tür bir rejim değişikliği İran'a dair kesinlikle zaten prensip olarak yani dış politika prensibi olarak bu tür müdahalelere karşıydı. Fakat Trump'la birlikte bu tamamıyla yani çok sert söylemler gelmeye başladı. İran'da bir rejim değişikliği istendiğini yani tam olarak bu şekilde rejimin değişmesini istiyoruz. Söylemlerini Trump yönetiminden duymaya başladık. Şimdi Venezuela ile ilgili böyle bir tartışma söz konusu. Fakat şu da söyleniyor. Yani Trump yönetimine baktığımızda aslında bu keskin mesela İran'a bir askeri müdahalenin de müdahaleye de ramak kaldığını konuştuğumuz zamanlar vardı mesela geçmiş yıllarda. Ama bunların hiçbiri olmadı. Ve nihayetinde söylenen şey burada tam da aslında senin sorduğun soru. O günler geride kaldı. Her ne kadar Trump yönetimi bu şeyi geri getirmeye söylemi yani biz hala Amerika'yız, biz hala dünyanın bir numaralı askeri gücü, siyasi ekonomik gücüyüz ve dünyada olan her şeyi aslında şekillendirme kapasitemiz var argümanına aslında karşı argümanlar geliyor ve sadece bu işte think tank camiasından değil kongreden de ve şunlar söyleniyor aslında Amerika biz post Amerika yani Amerika'dan sonra Amerika'nın gücünün artık inişe geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve artık Amerika dünyadaki dinamikleri şekillendirebilecek bir güçte bir ülke değil. Kendi içerisinde çok ciddi problemleri var ve her şeyden evvel bir meşruiyet problemi var. Ve dolayısıyla bu tür söylemler yani biz askeri müdahale de yaparız, İran'da da, Venezuela'da da biz rejim değişikliğini destekleriz, buna da muktediriz söylemi aslında bu Amerika'nın azalan meşruiyetini daha çok azalmasına sebep oluyor ve bu aslında bize güç kaybettiriyor. Oysa Trump yönetiminin bu tür söylemlerle yapmaya çalıştığı bence yani fiili olarak bunu siyaseti dönüştürebileceği net. En net bunu İran'da gördük. Fakat bunu söylem olarak bunu sürekli gündemde tutarak Amerika'nın gücünü projekte etmeye çalışıyor. Fakat tam tersi bir etki yaratıp Amerika'nın hem meşruiyetinin altı oyuluyor hem de aynı zamanda yine en çok İran özelinde söylenen şey Amerika'nın yaptığı şeyler aslında karşı tarafın elini güçlendiriyor, meşruiyetini güçlendiriyor. Dolayısıyla bu söylemden öteye gidecek bir şey değil olarak görülüyor. Şimdi Jeffries'in Türkiye'ye ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri Suriye özel temsilcisi konuşacağız ama öncesinde şeyi konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Önceki haberleşmemizde buna bahsetmedik Ömer ama Bağdadi'nin uzun bir süre sonra bir video kaydının çıkması, orada hatta Türkiye vilayeti lafında geçmesi var. Suriye'yi konuşmaya geçmeden önce ona da bir kısaca değinsek derim. Sri Lanka'da bir saldırı oldu, terör saldırısı, IŞİD üstlendi. Bağdadi o videoda o saldırıdan da övgüyle bahsediyor. Ne diyorsun bu? Bir yoruma göre içeride iktidar savaşı var IŞİD'in. Ve iktidar savaşında inisiyatifi elinde tutmak için yaptığını söyleyenler de var. Ne diyorsun Bağdadi'nin bunca yıl sonra, 5 yıl sonra tekrar arzı endam etmesine? Birazcık El-Kaide'nin dinamiklerine benzetiyorum. El-Kaide de Afganistan'da, Irak'ta zemin kaybettiğinde arada sırada Osama Bin Laden'ın videoları çıkardı. Ben buradayım derdi. Burada da kan kaybetmekte olan, sahada kan kaybetmekte olan bir IŞİD var. Yani elinde artık bir devlet yok, elinde tutabildiği bir toprak yok. Ekonomik olarak son derece zayıflamış durumda, askeri olarak da dağıtılmış durumda. Fakat ideolojisi geçen hafta konuştuğumuz üzere seninle ideolojisi yerinde duruyor. Yani bunu güçlendirecek faktörler. Gerek batıdaki Müslümanların entegrasyon sorunları, batıdan çok ciddi katılım vardı. Gerek İslam dünyasındaki bütün siyasi, ekonomik sorunlar, toplumsal meseleler, IŞİD gibi bir örgütün varlık nedeninin arkasında.
Burada bu bağlamda Bahrari'nin çıkıp Sri Lanka'dan bahsetmesi, hala iddialı bir şekilde konuşmasını artık propaganda çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Yani burada ben buradayım, hala buradayız, bir iddia savaşı gerçekten ve bunun propaganda olarak da bir karşılığı var. Fakat IŞİD dediğimiz örgüt Bağdat'ı çok aşmış durumda. IŞİD bir sembol. Yani bir sürü radikalleşen Müslüman için ve cihat adına sahaya çıkmak isteyen, terörizm yapmak isteyen veya mevcut askeri müdahalelerde Batı'yı temsil eden veya Şii güçlerle Sünnileri temsil eden güçler arasında karışmak isteyen gençler için Bağdadi'nin varlığı, yokluğu çok önemli değil. Bağdadi burada birazcık kendi kişisel önemi açısından da ortaya çıkıyor ki bence El-Kaide açısından da ona benzer bir durum vardı. Osama Bin Laden çok daha önemli bir liderdi ama o bile tek başına ben buradayım diyerek kan kaybeden bir El-Kaide'yi çok fazla güçlendiremiyordu. Ama propaganda olarak belirli bir değeri var diyebiliriz. Gönül, buradan hareketle Jeffries'e geçecek olursak, Jeffries'e şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara ile yaptığı Suriye pazarlıklarının hepsinde bir yerde IŞİD'le mücadele çok merkezi bir yer tutuyor ve hep henüz bu tamamlanmadı diye bir argüman var. Şimdi bu kasetin, videonun yayınlanması da herhalde bunu bir şekilde Amerika'nın elini güçlendirecektir, değil mi? Böyle varsayabiliriz. Tabii tabii, kesinlikle. Ve o da değil, yani biz daha önce de konuştuk zaten, hani Irak'ın içinde olanlar, Suriye'de hala olmakta olanlar, yani IŞİD'in bittiğini söylemek için çok erken ve bunu bizzat zaten buradaki, yani hem Amerikan istihbaratı hem Avrupalı istihbarat örgütleri bunları çok sık paylaşıyorlar, bunu medyaya da sızdırıyorlar. Dolayısıyla zaten bir söylem, yani IŞİD bitti söylemi, Trump'ın attığı bir tweet'ti, onun dışında, onun ötesinde bir anlamı yok. Yani IŞİD'in bitmediğini, Suriye özelinde de mesela Suriye'deki kaosun bitmediğini, IŞİD bitse dahi o kaosun bitmeyeceğine dair bir palazlanan bir algı var son aylarda. Bunu konuşuruz birazdan. Dolayısıyla yani IŞİD'e bitmiş gözüyle bakan Trump dışında kimse olduğunu düşünmüyorum burada Amerikan yönetimi. Tamam, şimdi James Jeffrey'nin ziyareti çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyordum. Şimdi Suriye'de varsayım şuydu. IŞİD bir şekilde kontrol altına alınacak ve Esad rejimi Suriye'nin tamamında kontrolü yeniden ele geçirecek ve bir stabilite sağlanacak ve Amerika çıkabilecek. Şimdi artık varsayım bu değil benim anladığım kadarıyla. Yani IŞİD kontrol altına alınsa dahi Esad'ın başa çıkmak zorunda olduğu çok önemli sorunlar var. Her şeyden önce yapısal sorunlar var. Mesela Şam'da kilometrelerce benzin kuyrukları var. Ve şeye karşı, yani rejimi destekleyen gruplar arasında rejime karşı bir memnuniyetsizlik var. Yani Amerika baktığında Suriye'ye gördüğü şey bu meselenin ucu yok. Yani Suriye'de stabilite sağlanmayacak, kaos çok uzun yıllar Suriye'de olacak. Dolayısıyla bizim oradan hani çıkmamız bir an evvel bir temiz bir çıkış gerekiyor bizim için anlayışı var. Tabii bu çerçevede Türkiye önemli, Türkiye'nin rolü önemli bir hale geliyor. Yani çıkacağız ama geride kim kalacak? Geride Kürtler kalacak. Kürtlerle Kürtler arasında nasıl bir angajman olacak? Yani Amerika bugüne kadar ki Suriye'de kendi kazanım olarak nitelendirdiği şeyleri kaybetmek istemiyor. Her şeyden önce Kürtlerle ilişkilerini kaybetmek istemiyor. Çünkü onun dışında Suriye içerisinde aslında pek bir kazanım olduğunu söyleyemeyiz ve orada çalışacağı bir partner yok. O anlamda da Türkiye ile işte yeniden müzakereler oluyor. Şimdi bir taraftan da bu S-400 meselesi var. Yani Türkiye'yi Rusya'ya kaybetmeme, hem Suriye'de kaybetmeme hem genel olarak Türkiye'yi Rusya'ya kaybetmeme endişesi var. S-400'ler malum Temmuz'da... Onu bilahare konuşacağız istersen. Onu konuşacağız ama kısacık not geçeyim. Şimdi S-400 çerçevesinde de bir de böyle bir anksiyetesi var Amerika'nın. Yani Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmama. Dolayısıyla bu Temmuz'daki olacak teslimattan evvel mümkün olduğunca Türkiye'yi memnun edecek ara formüller bulmaya çalışıyor, çalışılıyor. Ve S-400 konusunda tabii ara formül bulmak çok zor Amerikan tarafı için. Dolayısıyla Türkiye ile ilişkileri yatıştırmak, Türkiye'yi kendi tarafına çekmek için bu işte şey meselesi, Suriye'deki Kürt meselesi üzerinden gidiliyor ve bir ara formül bulunmaya çalışılıyor. James Jeffrey de bu formüllerden işte biriyle geliyor. Bir süredir dillendiriliyor bu. Deniliyor ki işte sınırda Türkiye ile birlikte bir ortak bir şey alan kuralım.
bir tampon bölge, yani tam teknik terim olarak bunu kullanmıyorum ama böyle bir bölge kuralım. Orada Kürtlere diyor ki işte bir sembolik bir grup şey olsun, Türk askeri orada olsun diyor. Ara formül bu. Ama tabii bu ara formülün işe yaraması mümkün değil. Kürtler bunu kesinlikle kabul etmiyor. Türkiye'de sembolik bir askeri varlığı kabul etmiyor. Türkiye bütünüyle o bölgeyi kontrol etmek istiyor. O yüzden James Jeffrey'nin ve aynı zamanda Türk-Amerikan tarafı arasında bu artan diplomatik hareketliliği bu iki şey üzerinden okumak lazım. Yani Suriye'den çekilmek istiyoruz ama kaos bitmeyecek. Bizim orada partnerlere ihtiyacımız var. Türkiye'yi de Rusya'ya kaybetmek istemiyoruz. Ömer, bu S-400'ler meselesinde biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerle ilgili Türkiye olmadan F-35'ler olmaz anlamında bir cümle sarf etti. Bunun bir hakikaten bu böyle mi? Hayır, değil. Yani Türkiye'nin bir katkısı var. Türkiye F-35 projesinde iki tane teknik alanda benim detaylarımla çok hakim olmadığım katkıda bulunuyor. Fakat benim anladığım kadarıyla Türkiye geri doğdurulamayacak bir teknolojik partner değil. Pazartesi günü Trump'la Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi oldu. Ve o telefon görüşmesinde birçok konu ele alındı. Biraz Jeffrey meselesi de o çerçevede de ele alınabilir belki. Türkiye her zaman olduğu gibi Amerika'nın Kürtlerle hala Suriye'de, yani Erdoğan Amerika'nın hala PYD'yle bir ortaklık içinde olması konusunda sert çıktı. Trump da zannediyorum S-400'ler konusunda bu önemli dedi. Fakat duyduğumuz kadarıyla Erdoğan bunu konuşalım, teknisyenler konuşsun, S-400'ler, F-35'ler konusunda bir alt komisyon oluşturalım. Hem NATO'da hem Pentagon'da bunu yapalım teklifini Trump'a götürüyor. Şimdi Trump bu tip teknik detaylara girildiğinde elindeki kağıda bakarak bir şeyler söylüyor. Fakat genel eğilimi telefon konuşmalarında Erdoğan'la böyle sert mesajlar vermek önünde değil. Dolayısıyla bana göre Türkiye Trump'la konuşarak, Erdoğan Trump'la konuşarak ikna edebileceğini zannediyor hala. Muaf tutulabileceğini zannediyor kongreden gelebilecek türden yaptırımların. Bu konuda geçen hafta da konuştuk. Bence bu hayalperestlik çok gerçekçi değil. Amerikan sistemi de Trump'la Erdoğan arasındaki telefon konuşmalarından genelde korkuyor. Çünkü Türkiye yanlış izlenimler ediniyor orada. Trump yanlış izlenimler verebiliyor. Dolayısıyla Pompeo ve şu anda Pentagon'un başındaki Ashton bir şekilde o mesajları tamir edici mesajlar veriyorlar. Görebildiğim kadarıyla şu anda Amerika'da bir de acaba Trump'la Erdoğan arasında bir ziyaret olursa, yani Trump Türkiye'ye gelirse bir zemin kazanılabilir mi? Her zaman için Amerikan sorusu var. Her zaman için Amerikan devlet sisteminde, bürokrasisinde, diplomasisinde bir başkan ziyareti bir ülkeye en önemli sermayedir. Yani başkanın, Trump'ın Türkiye'ye, Ankara'ya gitmesinin bir karşılığı olmalıdır. O karşılıkta muhtemelen işte bu S-400'lerden vazgeçin, gelin Patriot'lar konusunda bir anlaşma imzalasınlar yönünde olabilir. Şu anda kafamda detaylar yok, bilmiyorum da, ama yani Trump'ı en azından bu şekilde kullanmak isteyebilirler. Ama Erdoğan'ın çok sert bir şekilde hem S-400'ler konusundaki beyanları hem de gerçekten uzak F-35 projesi çöker yönündeki beyanları gösteriyor ki çok fazla mesajlarını almıyor Amerika'nın. Erdoğan en azından. Gönül, bu geçen ben Cansu Çamlıbel'le bir yayın yaptım. Biliyorsunuz o döndü Washington'dan artık Türkiye'de. O Erdoğan'ın Trump'la görüşmemiz söz konusu demesini ona sordum ve o ortada bir Trump ziyaretinin olmadığını, belki uluslararası bir toplantıda karşılaşma olabileceğini söyledi. Ama Ömer'in söylediklerinden bir ziyaret ihtimali olabileceği çıkıyor. Ne dersin? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir, olabilir. Pekala mümkün. Zaten Türk tarafı bunun için çok uzun zamandır uğraşıyor. Ve Türk tarafının, şunu da söylemek istiyorum Ömer'in söylediğine ek olarak, yani Türk tarafının şöyle bir varsayımı var ve İbrahim Kalın'ın da zaten Washington ziyaretinde bunu dillendirdi. Ben yanlış bir varsayım olduğunu düşünüyorum. Dedi ki, Sayın Trump ve Erdoğan arasında bir kimya var dedi. Yani hep zaten uzun zamandır Türk tarafı buna yatırım yapıyor. Özel bir ilişki var. Trump da Erdoğan'ın kimyası tutuyor. Bir araya geldiklerinde birbirlerinden hoşlanıyorlar. Bunun üzerine yatırım yapalım. Var, bu çok yanlış bir yatırım. Yani
Suudi Arabistan Muhammed Bin Salman'ın yaptığı şey de buydu. Ve burada üzerine onlarca yazı çıktı. Bu çok yanlış bir strateji diye. Aynı şekilde bunun yani sadece Trump'a yatırım yapmanın kesinlikle Amerika Trump'tan ibaret değil. Ve bunu en net Rusya'da gördük biz. Yani Rusya konusunda Trump mümkün olduğunca yani Rusya'yı korumaya çalıştı. Rusya ile ilişkileri zedelenmesin diye uğraştı. Ama Rusya'ya yaptırımlar da geçti. Trump altında Amerika'nın Rusya'ya karşı izlediği siyaset çok şahinleşti de Trump'a rağmen oldu bunlar. Dolayısıyla Trump'tan ibaret değil ve sadece Trump'a yatırım yapmak çok problemli bir şey. Kongre çok önemli bir aktör. Ve Türkiye bunları görmezden geliyor. Yani Türkiye uzunca bir zamandır bir Trump ziyareti olsun ki hadi tek başına Trump gelsin. Biz anlaşamıyoruz bürokrasiyle, Trump iyi, etrafı kötü ama biz Trump'la bu işi kurtarırız. Yaklaşımı doğru değil, kurtaramadık ve kurtaramıyor da Türkiye. Fakat Trump pekala bir Trump ziyareti olabilir. Yani hatta Temmuz'da olabileceğine dair bir şeyler gördüğümüz zaman. Bu mümkün ama bu ziyaretin her şeyi Türk-Amerikan ilişkilerindeki temel meseleleri, her şeyi bile değil, temel meseleleri çözeceğine dair inanç, çok yanlış bir inanç bence. Evet, burada noktayı koyalım. Uzun zaman sonra ilk defa bir araya geleceğiz. Onu da buradan duyuralım. Ben yanınıza geliyorum. Evet, hafta sonu görüşüyoruz. İzleyicilere de söyleyeyim. Yarından itibaren birkaç gün yokum Amerika Birleşik Devletleri'ne ve önce New York'a sonra da Washington'a gideceğim. Oradan belki bir transatlantik yapar mıyız? Biraz zor olur ama en azından bayağı sohbet ederiz. Evet, Ömer Taşpınar'a ve Gönül Tol'a çok teşekkürler. Transatlantik bu hafta böyle sonuçlandı. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.